Tanrım, nasıl bir imtihandan geçiyorum? İçimdeki inancın zayıflamasına izin verme Tanrım. Kalbimde büyük bir acı var. Beni hep koruyan bu kişiyi düşünüyorum da, bütün sorunların sebebi olarak artık beni görüyor Tanrım. Benim bir katil olduğumu söylüyor. Ben buna katlanamam. Bunu yapamam. Söyle kızım, sıkıntın nedir? O babasını benim öldürmeye çalıştığımı sanıyor ama bunu yapmayı aklımdan bile geçirmem. Biri için ölebilirim ama ben kimseyi öldüremem. Geçmişte ben de birçok hata yaptım biliyorum. Ama cinayet gibi büyük bir günah işlemeyi aklımdan geçirmem. Ne yapmam gerektiğini söyleyin. Perişan bir haldeyim. Sevgili kızım, Tanrı'nın merhamet sahibi olduğunu biliyorsun, değil mi? Evet, o asla bizi yalnız bırakmaz. Ümidini kaybetmemelisin. Ümitsizlik çukuruna düşersen hep karanlıklar içinde kalırsın. Senin kötü biri olduğuna inanan biri varsa eğer, onun doğruyu görmesi için hep dua etmelisin. Rudra. Sana Rudra'nın hikayesini anlatayım. Geçmişten gelen büyük kahramanın hikayesini. Parvati'ye duyduğu büyük sevginin öyküsünü. Parvati'ye mi? Evet. Parvati bir keresinde bir hata yapmış. Rudra da ona gerçekten çok sinirlenmiş. Sakinleşmesi imkansızmış. Aynı onun beni dinlemediği gibi. Rudra inadından vazgeçmemiş. Ama Parvati'nin de ondan aşağı kalır yanı yokmuş. Rudra nereye giderse gitsin, Parvati de onun yanından hiç ayrılmamış. Sonsuza kadar takip etmiş. Parvati af dilemeye devam etmiş. Gözyaşları ve yakarışları hiç durmamış. Yine de Rudra'yı bırakmamış. Yani Parvati ise Parvati affedildi mi yani? Rudra acımasız olduğu kadar masum, taş kalpli olduğu kadar yumuşaktı. Parvati'nin gerçek sadakati ve hizmeti sayesinde öfkesi sona erdi. Yani o Parvati'yi affetti mi? Evet, affetti. Onu sevdi. Sonsuza kadar ona öfke duymadı. Hayır, o yapamadı. Ve Rudra da yapamayacak. Dil ki dhadkan suni.